Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. 23 Aralık 2023. E, Cumartesi gününün ilk videosuyla karşınızdayım. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet. Milletimize başsağlığı diliyorum. Vatan sağ olsun diyelim. E, tamam yarın bir derbi maç var. O moda girmiştik. Onlar bize sallıyordu, biz onlara sallıyorduk. Yok Arda kardeşler Galatasaraylı, yok Fenerbahçeli. Şöyle böyle ama... Hani bu olayların üstüne gerçekten de eğer sağduyu varsa, birazcık insanlık varsa konuşulmaz. Derbi için şunu söyleyeyim. İyi oynayan kazansın, hak eden kazansın. İnşallah hak eden de, iyi oynayan da Fenerbahçe olur, kazanan da Fenerbahçe olur. Bunu söyleyeyim, başlayayım. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'la ilgili ayrılık iddiası diyor. Devre arasında yolların ayrılabileceği iddia edildi. <laughs> bu sezon beklentilerin altında kaldı. Son olarak Kayseri Spor maçında itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Ocak ayında takımdan ayrılabilir diyor. Şimdi 2020'de transfer edildim. Ben şuna bakarım. Mesela bu takıma e, geldi gelelim. bazı isimlerin Fenerbahçe'ye negatiflik kattığı görüşündeyim ben. Misal veriyorum Altay Bayındır. İyi kaleci, iyi bir insan, iyi bir karakter ama negatiflik kattı. Nasıl bilmiyorum ama kattı. Ozan Tufan mesela. Ben Fenerbahçe'ye negatiflik böyle uğursuzluk kattığını düşünüyorum. Ee, Hasan Ali Kaldırım mesela. <laughs> hani bu isimler Fenerbahçe'ye bir şekilde negatiflik kattı gibi. Mert Hakan Yandaş'ta da benzer şey hissediyorum. Yani saha dışında abilik yapıyor. işte bilmem gençlerin cebine harçlık koyuyor. Ya bizim binada bir bina toplantısı yaptık. Bir tanesi dedi ki ben de hayrıma şuraya dedi, çiçek dikeceğim bilmem bir şey yapacağım dedim. Bina sakinlerinden biri dedi ki arkadaş dedi. Ben senin hayrını hayrını kabul etmiyorum dedi. Ben hani yardıma muhtaç değilim dedi. Ben dilenci değilim dedi. Benim senin yardıma ihtiyacım yok. Binaya bir şey yapılacak. Hani herkes parayı verecek. Ortak yapılacak dedi. Yani sen kim oluyorsun da dedi hani beni aşağılar gibi beni yerin dibine sokar gibi iş yapıyorsun. Burada da aynısı. Ya yani Mert Hakan sen kim oluyorsun? Fenerbahçe kulübünü mü aşağılıyorsun? Egonu mu tatmin ediyorsun? Eğer böyle bir şey varsa Mert Hakan'ın görevi değil çocuklara cebine açlık koymak. Bak harbi söylüyorum. Birazcık profesyonel düşünün. İyi okula gittin. Ya da doktorsun. Siz hiçbir doktorun tuvaleti temizlediğini gördünüz mü? Ya temizlikçiler de insan evladı. Hani yorulmuşlardır. Burayı kirli bırakmışlar. Ben bir temizleyeyim. Eğer doktor orayı temizlesin bütün Angarya işleri ona verirler. Anladınız mı? Ha, Türkiye'de mesela dikkat edin. Hani öğretmenler en kolay ezilen meslek olmasının sebebi bu. Çünkü öğretmenler her işi yapar illen birçok okulda tek başına öğretmen görev yapar. Hizmetli bile yoktur. Mecbur. Okulun her şeyine ilgilenir. Buna bazıları saygı duyarken bazıları da edepsizlik yapar. Ha, bunu da yapıyor. Gel boyacı gel. Şucu gel. Bucu gel diye. Durum bu. Ben Mert Hakan'ın saha içine bakarım. Ya isterse krem peynire tapsın. Umurumda değil. Ama buna bakarım. Sivasspor'dan bedelsiz geldi. 108 maça çıktı. 7 gol 18 asist. 29 yaşında. Bak 2020'de gelmiş. 108 maça çıkmış. Ya bu takım sezonda 55 maç falan oynuyor. Ya, düşünün yani. Bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuştu. 13 maça çıktı. 3 asist. E İsmail Kartal Mert Hakan'a durum değerlendirmesi yapması bekleniyor. Yöneticiler falan filan. Ben şunu söyleyeyim. Yönetimden çok sert bir tepkiyle karşılaştım Mert Hakan. Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştım. Yani kendine gelecek falan filan. Geçiniz. Galatasaray ajanlığı gibi iş yaparsan Galatasaray ajanlığı yapıyor gibi iş yaparsan olacağı bu. Leipzig, Elif Elmas adım adım Almanya. Leipzig Elif Elmas transfer için Napoli ile 25 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Napoli forması giyen Elif Elmas Leipzig'e transfer olmaya hazırlanıyor. Ocak ayında diyor. Napoli başkanı e, anlaşma sağladıklarını açıklamış. Daha öncesinde de bu Fabrizio Fabrizio e, Fabrizio Sabuncu oğlu muydu? Yok Fabrizio Hamza herhalde. E, o söylemiş. Şimdi 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Her şey çok güzel. Ve Aralık ayının son günlerinde şey yapacak. Fenerbahçe'nin pay maddesi var arkadaşlar. Bu transferi bizi ilgilendiren kısmı bu. Bilginiz olsun. Yani <laughs> sportif başarılara bağlı olarak 1.5 milyon euro artı ilerleyen dönemde başka bir kulübe transferi halinde Elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak en fazla bir buçuk milyon euro diyor ki bu bir buçuğu dolduruyor yani bir buçuk milyon euro arkadaşlar haybeden para gelecek. Şimdi bir buçuk milyon euroyu küçümsemeyin benim olsa neler yaparım? Mesela 2013 model Nissan Qashqai ayı var param olsun 2018, 19, 20, 21, 22, 23 o modelleri alırım çünkü artık Kashka'yı gördükten sonra biraz daha buraya odaklandım. Ee, benim yapabileceğim de bunlar olur mesela. Ama geniş düşündüğün zaman bir buçuk milyon euro. Mesela Fenerbahçe'nin konferans liginde 3 galibiyetim. Süper Lig'de kaç galibiyete denk geliyor? Maç başı galibiyete sanırım 64 bin euro veriliyor. Hadi oradan. 100 bin diyelim. <laughs> Süper Lig'de 15 galibiyet elde etmen. Neyse hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Batu Şua'yı 3 talip birden. Kayseri Spor maçında ettirik yaptı. Vallahi çok da güzel oldu. 3 talip birden çıktı. Transferin son günü Premier League ekibi Nottingham Forest'ta maaş anlaşmazlığı nedeniyle olmamıştı. Şimdi İsmail Kartal'ın kurtarıcısı oldu. Edin sakatlığında ilk 11'de sahneye çıktı. Bu arada biliyorsunuz Edin dün idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, olmasında zaten Belçikalı golcü Kayseri'de hat-trick yaptı. 4-3 maç kazanıldı. Konferans liginde kritik goller attı. Ee, ve şu oldu bu oldu falan filan. Hani attığı golleri tek tek sayıyor haberde. 3 takım istiyor. 8 gol 3 asist. 44 dakika maç başı ortalamasıyla oynuyor. Yani şu kadar maça çıktı ya. O maçta da 44 dakika oynamış. Yani çıktığı maç sayısını yarıya böleceksiniz. Daha mantıklı. 8 gol 3 asist. Premier Lig'den bir, Fransa Ligi'nden iki takım istedi diyor. Fenerbahçe'de senelik 3 milyon euro kazanıyor. Bu teklifte seviyeler gelmedi. En fazla 1,5 milyon euro önerildi. Ya kalıp parayı seçip Euro 2024'te oynamayacak. Ya gidip oynayacağı takıma gidip Euro 2024'te olacak. Vallahi karar kendinin hiçbir şey diyemem. Şimdi <laughs> Fenerbahçe'ye Bakic önerisi. Bak iç herhalde maden suyu falan. Transfer atar kalktı Fenerbahçe. Görüştüğüm menajer Zarko Pelic için ziyaret sebebi netleşmiş. Şimdi Stefan Savic isminin gündemde olmadığı Minsk'ten Dusan Basic, Bak için olduğu belirtildi diyor. Dusan Bakic. Dusan Tadic. Ne oluyor lan? Bir garip bir şey. Şimdi Atletico Madrid'de oyuncu Fenerbahçe'den adı anıldı. Onun menajeri Pelicic Karadağ basında transfer iddialarını yalanladı. Gerçi adı bizimle anılmasına rağmen gidip de çift sarı kart gördüğüne göre ben iddialar doğrudur diye düşünüyordum ama neyse. Saviç için pazarlık yapmadığını anlatan Pelicic'in ziyaret sebebi ortaya çıktı. Kanarya'nın transfer listesini aldığı ismin Saviş değil Dinamo Minsk'te oynayan Karadağlı Yıldız Tusan Bakic olduğu ortaya çıktı. Pelic için sağ kanat, sol kanat ve Santrafor'da oynayan 24 yaşındaki oyuncunun durumu Fenerbahçe ile masaya yatırdı öğrenildi. 14 gol 11 asist 1.90'lık yıldızın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek. Bu sezon 30 maça çıktı. 11 şey 14 gol 11 asist. Bir kere şunu söyleyeyim. 14 gol 11 asist. Hani Profesyonel liglerde hangi ligde olursa olsun ses getiren bir e, performans. Anlatabiliyor muyum? Hani Bulgar liginde bunu yaptı. Çok fark etmez. Belarus liginde bunu yapmış. Fark eder mi? Düşündürücü. Düşündürücü. Hani fark eder mi? Bence fark eder. Ben neye bakarım? Şimdi şuna bakarım. Mesela Avrupa maçlarında ne yaptı? Çünkü mesela Belarus Ligi. Belarus Liginde bana 3 tane takım söyleyin. Ya yani 3 tane takım söyleyin. Dinamo Minsk adı geçtiği için 1 2 3. Ya nispeten kolay bir lig olur ama bu performans yine de diyorum bak lig kolay bile olsa yine de adından söz ettirir. 24 yaşında oyuncu hani Yugoslav eee Podgorica doğumlu. Artık Karadağ geçiyorum. 1.90 boyunda. Şimdi liginde 26 maça çıkmış. 5 sarı kart görmüş. 9 gol 9 asist. Konferans gelemelerinde elemelerinde 2 maçta 0 gol 0 asist. Beyaz Rusya kupası yani Belarus kupasında 2 maçta 5 gol 2 asist. Bir tane de sarı kart görmüş. Piyasa değeri 750 bin euro. 31 Aralık'ta sözleşmesi bitiyor. Şimdi bakın 30 maç 1974 dakika oynamış. İşin bir de bu boyutu var. Yani 1800 dakika 2 maç şey 20 maç. 1980 oldu muydu? 22 maç yani 22 maça çıkmış 14 gol 11 asist. Dediğim gibi basite indirgenecek bir performans değil. Bir de şu var bazen bizim scouting departmanı öyle araştırma yapıyor ki yani bu isim nasıl ortaya çıkmamış dedirtecek türde. Valla Batshuayi'yi gönderip böyle bir isim almak kumar oynamak olur açık söyleyeyim. Bak Batshuayi beğenmeyen birisi olarak söyleyeyim, Kumar oynamak olabilir. Ama eğer İsmail Kartal gördü, etti, baktı tamam ben okeyim dediyse ben hiçbir şey diyemem. Ben hiçbir şey diyemem. Ama eğer e, bu performans dediğim gibi Belarus Ligi hiç fark etmez. Bu arada Fenerbahçe'ye Fenerbahçe en büyük zararı Mert Hakan Yandaş mı verdi? Serdar Dursun mu verdi anketinde? Yaklaşık 3000 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette Mert Hakan Yandaş %79 oy aldı. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, Hakem performansı, o performans, bu performans hepsini geçtim. Bu arada lütfen bugün ya da yarın oynatma listesini açıp oynatın arkadaşlar. Sonra üyelik falan hediye edilince Yani canlı yayında çırpınışlarınızı görüyorum hiçbir şeye yaramıyor Abi eğer hediye üyelik istiyorsanız bol bol video izleyeceksiniz Beğeni atacaksınız Yani Elimizden gelince anlatıyoruz ama anlamıyorsunuz Onu söyleyeyim arkadaşlar yani Bugün yarın Olabildiğince Oynatma listesi açmanızı tavsiye ederim Şimdi geldik en önemli kısma Leipzig sportif Direktörü ne demişti? Dur şu konu dışı Angelina konusunda tamamen rahatız. Sözleşme sözleşmedir. E, Galatasaray neyi imzaladığını biliyordu. Biz 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanacağını varsayıyoruz diyor. Yani mecbur kullanacaklar gibi bir şey söylüyor. Söyleyecek başka bir şey yok demiş Bild gazetesine. <laughs> Valla <laughs> e, tabii ki kendi iç işleri ama Angelina geldiği zaman burada hepiniz yangın yerine çevirdiniz ortalığı. Bak adamlar kimi alıyor? Biz Ferdi ile mi oynayacağız? Osterbolde ile mi oynayacağız? Diye. Ben Osterbolde'nin çok kaliteli bir isim olduğunu, kumaşının iyi olduğunu söylediğimde de beni çöplemiştiniz. Umarım şimdi düşünürsünüz. TFF Tahkim Kurulu Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan'a toplamda 1 milyon 19 bin 500 TL para cezası verdi bu kadar param olsa mesela benim para, arabanın üstüne eklerim. İstediğim arabayı alırım. Bu kadar yüksek bir para yani. Ha, bana kalırsa bir, şu an 1 milyon TL'nin hiçbir hatırı hükmü yok. O ayrı mesele ama. <laughs> Neyse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürür. Oradan iptal ettirir. Yapacak bir şey yok. Dev zirve tamamlandı. İşte çıkan sonuç. En kritik yer burası. Kulüpler Birliği toplantısının adına Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray Kongre üyesi ve telefonunda Baylok çıktığını açıklayan Başkanı Mehmet Büyükekşi de açıklamalarda bulunmuş. Şimdi şurada yapıldı, şunlar katıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurman'ın yanı sıra diğer kulüp başkanları katıldı. Tek tek bunların isimleri sayıldığına göre bunlar bir şeyler yapmış demek ki. Ali Koç Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bir önceki görüşmemizde bir toplantı olmuştu. Bir haftayı geçmeden toplantıyı ayarladık. Burada futbolun temel problemlerini hakemlik müessesesini, ekonomisini etraflıca değerlendirdik. Futbolun temel sorunlarını çözebileceğimize dair bir toplantı sonucu aldık desek abartmış olmayız. Şimdi burada rahatsız edici bir şey var mı? Yani bence rahatsız edici hiçbir cümle yok. Tamam yani Türk futboluna dair bu adam sonuçta Kulüpler Birliği Başkanı Türk futboluna dair konuştuk diyor. Bence de olumlu neticeler aldık. Burası çok güzel. Bir sorun varsa birlikte çözeceğiz. Şimdi yine Ali Koç'un bir açıklaması var. Sorunlarınızı değerlendirmek için bak toplantı yaptık diyor. Son haftada yaşananlar, hakemler, ekonomi bu biraz daha e, uzun olarak ele almışlar bu şeyde. Hakemler, ekonomi gibi tüm problemleri şeffaf şekilde değerlendirdik. Daha yapacağımız çok şey var. İrade varsa el ele omuz omuza tüm sorunları çözebileceğimizi konuştuğumuz bir toplantı gerçekleştirdik. Buradaki cümle şu an hani, istersek yapabiliriz. Toplantı devam edecek. Bu sorunları konuşulmaya konuşulmayacağı bir duruma inşallah geliriz diyor. Bak hakem 1. Ekonomi 2. Yani bak bir daha şey yapayım. Olumlu sonuç aldık dedi. E, konular. Hakemlik müessesesi 1 bak. Futbolun ekonomisi 2. Futbolun temel sorunlarını çözebilmek 3. Yayın ihalesi var. Hakemlik şeyi var arkadaşlar. Siz masanın altına halının altına süpürüyorsunuz ama bu e, hakemlik müessesesi konuşulmak zorunda. Ekonomi konuşulmak zorunda. Kulüplerin aldığı para sıfır ya sıfır. Şimdi benim tanıdığım muhasebeci arkadaşlar var. Diyorlar ki <laughs> ekonomi bakanı o kadar yüklendi ki diyorlar. Hani geçtiğimiz senelerde belki 300 bin 400 bin TL borcu olan kişiye icra gitmezken şimdi 1000 lira borcu olana icra gidebiliyor diyorlar. O yüzden e, bu sponsorluk olaylar da sıkıntıya girebilir bazılarının diyorlar. Merak etmeyin bu fikrin aldıklarından e, bu cümleleri kuranlar Galatasaray'lı yani. Yani Fenerbahçe'li değiller. Galatasaray'a falan taşıma atmıyorlar. O yüzden şimdi sponsora falan da güvenmeyeceksin. <laughs> Bakacaksın ne olacak diye. Mehmet Büyükekşi bir şeyler söylemiş. Güzel bir toplantı oldu. Biz büyük bir aileyiz demiş. Ben senin ailenden değilim. Onu söyleyeyim. Bu değerli ailenin tüm paydaşlarının birbirleriyle diyalog içinde olması çok önemli. Bir sorun varsa birlikte çözeceğiz. Başarıyı da başarısızlığı da birlikte sahipleneceğiz demiş. Olur mu? Hakem dövüldüğü zaman gökte uçan kuş suçlu, toprağın içindeki solucan suçlu, yaprak açan ağaç suçlu, yaprak veren şey yapan, meyve veren ağaç suçlu, yaprak açan çiçek suçlu, yeşil renkli çim suçlu, hakemler ve federasyon hariç herkes suçlu. Olur mu? Ne demiş büyük ekşi? Ev sahipliğini yapacağımız Avrupa Şampiyonası'na şampiyonluğa ulaşmak için şimdiden hazırlanmamız gerekiyor. Aynı şekilde ülke puanı için destek olmamız gerekiyor. Bak baba Avrupa ülkemizi temsil eden kulüplere ülke puanı için destek olmamız gerekiyor. Sen zaten destek oluyorsun ülke puanı için kulübün bir tanesine de o kadar getirmiyor işte o işin o boyutu var. Sen ve hakemlerin yani bir altlarına şey yapmadınız kaldı. Ee, kırmızı alı sermediniz kaldı. 2024'de dün futbol ayımız daha güçlü falan filan geç. Osman aşkın bak ne demiş. <laughs> Güzel ve değerli bir toplantı oldu. Tüm sporunun Türk sporunun demek istemiş herhalde. Burada habere yanlış eklemişler. Türk sporunun ve futbolunun sorunlarına dair geniş kapsamlı bir toplantı oldu. TFF ve kulüpler birliğini bir araya getirdik. Kıymetli görüşler ortaya koyduk. Koyuldu. Son haftalarda yaşadığımız sorunlar omuz omuza verilip verip buradan güçlü bir şekilde çıkmamız gerektiğini gösterdi. Bizim halkımız futbol seviyor. Bu sorunları konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz. Yasal bazı talepler var. Ekonomik bazı talepler var. Hepsini değerlendireceğiz. Paydaşlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Biz bir aradayız, birlikteyiz demiş. <laughs> Biz bir aradayız, birlikteyiz Sayın Osman aşkım bak. Yani sizinle bir aradayız. Biz bir aileyiz derseniz sizin ailenize dahil Sıkıntı değil. Ali Koç, Kulüpler Birliği, işte futbol falan sizin ailenizde de ama Mehmet Büyük için olduğu aileye dahil değilim. Olmadığım için de kendimle gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Hayatımın hiçbir döneminde de o arkadaşım dahil olduğu aileye dahil olmadığından dolayı da çok memnunum, gururluyum. Şimdi gelelim Fenerbahçe taraftarına. Dün bazı sözde Fenerbahçe sayfaların derbe öncesi ortalığı karıştırma çabalarını gördüm. Feren'e niye itiraz edilmedi? Tabii ki bu bir sorudur. Bunu ben de sorabilirim, siz de sorabilirsiniz. Bu bir sorudur, kabul. Ali Koç niye toplantıya katıldı? Bu soru değil, bu gerizekalılıktır. Kulüpler Birliği Başkanı koskoca spor bakanı geliyor, niye katıldı? Büyük yakşi nasıl bu sözleri söyledi diyor? Söyledi mi, söyletildi mi? Ali Koç takımı sattı diyor. İşin komik tarafı en son cümle, en komi Şimdi Fred'e itiraz edilmedi diyor. Birincisi Fred ile ilgili çok ciddi bir dosya hazırlandı. itiraz edildi. İtirazın bir tık daha da ötesine de gidildi hatta. Onu da söyleyeyim size. Ve benim tahminlerime göre Fred'in alabileceği maç cezası 2. Hatta ceza tayinine yer olmadığı cümlesini de kurabilirler ama bir maça indirip kırmızı kartın cezası ülkemizde bir maç kırmızı kart cezası alanlar da oldu. Böyle de Galatasaray maçında oynatmayıp, aa sonra hata yaptık. Bak Galatasaray gibi önemli bir maçta oynamadı. Bu maç 3 maça bedel deyip affedip falan filan da yapabilirler. Neyse. Önce şunu söyleyeyim. Sözlerinizde kendinizce haklı dahi olsanız, Fenerbahçeliyseniz susarsınız. Önümüzdeki 7 gün dedim ben bu metni yazarken 6 gün. 6 günde 2 tane kritik derbi var. Bu iki maçı 1-0, 1-0 kazandı diyelim Fenerbahçe inşallah. Fred'in de önemi olmaz. Dünkü toplantının da önemi olmaz. Ha yok ben Fenerbahçe düşmanıyım diyorsanız ısıtıp ısıtıp koyun önümüze. Isıtıp ısıtıp tekrar tekrar. Tekrar tekrar koyun. Ya bizler de sizler gibi bazı şeylerin olmasını, masaya yumruk vurulmasını, hatta daha ağır şeylerin, hani masaj, mesajının verilmesini, küfürler dahi edilmesini istiyoruz. Kabul. Ama nereden biliyorsunuz bu şeylerin yapılmadığını? Toplantıda ne konuşulduğunu nereden biliyorsunuz? Toplantıdan bir gün önce konuşulan bir şeyin olup olmadığını nereden biliyorsunuz? Neyse çok uzatmadan şunu diyeyim. Takımımızın 6 günlük süreçte 2 kritik maç var. Hedef 2'de 2 galibiyet. Allah'ın yardımıyla inşallah Allah'ın yar ve yardımcımız olsun. İnşallah Allah'ın izni Allah'ın yardımıyla 2'de 2 galibiyet inşallah. Bu uğurda kim yolumuza taş koyarsa Fenerbahçe'ye başka takımla dinlemem. Kendime düşman bilirim açık söyleyeyim. Kim bu yolda takımına destek çıkıyorsa bana kötülüğü dahi dokunsa kardeşim bilirim. Bu kadar da net söylüyorum. Ya Fenerbahçeli olun ya defolun. Yeter. Bak. Ya anlayan için çok ağır cümleler. Anlamayan için ya Fenerbahçeli olun ya defolun olun abi. Yeter. Ya kimin kayığına biniyorsunuz? Kimden paralar ediniyorsunuz? Kimin hayranısınız? Kimin şeyisiniz? Yamağısınız? Kimin çırağısınız? Kimin çocuğusunuz? Kimin tavuğuna kiş diyorsunuz? Yeter biraz kendinizi sorgulayın. Bak şimdi kendinizce haklısınız. Ben bir şey demiyorum. Benim kızdığım nokta ayinlik etti, şöyle etti, böyle etti. İşte diyor ki spor bakanı var katılmayacak. Lan seni cortlatırlar sen ne saçma diyorsun. Sen sen ne saçma diyorsun. Atıyorum X bir iş yerinde çalışıyorsun. Cumhurbaşkanı o iş yerine ziyarete gelecek. Patronun diyecek ki mesela sana Cumhurbaşkanı geliyor çeki düzen ver. Sen de diyeceksin ki mesela ben onu tuttuğu partiyi tutmuyorum diyeceksin. Çıkmayacaksın karşısına. İşte birileri gelecek Cumhurbaşkanı sizinle görüşmek istiyor diyecek. Hadi lan oradan defolsun gitsin falan diyeceksin. Sonra da diyeceksin ki aa beni niye Silivri'ye attılar. Ya bir kere her şeyin ötesinde e, otoriteye saygı diye bir şey var. Ha sevmeyebilirsin desteklemeyebilirsin ama bizim ülkemizde bir kültür var. Ev sahibi kültürü. Misafir ağırlama kültürü var. Ali Koç kulüpler birliği adına ev sahibidir. Misafir ağırlayacak. Osman Aşkım bak o da bir Fenerbahçelidir. Fenerbahçeli olmasın ya. koy bir Galatasaraylı olsun. Ali Koç yine saygıda kusur etmezdi. Bunu yapmak zorunda. Ancak bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Toplantı sonrasında yüz ifadelerine bakın. Jest mimiklere bakın. Konuştuğunuz cümlelerin yanlış olduğunu bakın. Fenerbahçe inşallah Allah'ın izniyle Allah'ın yardımıyla iki maçı da kazanacaktır. Kazanıp yoluna devam edecektir. Eğer Fenerbahçe bunu yaparsa zaten çatlak sesler kesilecek. Fenerbahçe'nin önü çok fazla açılacak. Şımarmazsa, havalara girmezse, hakem operasyonu, FETÖ operasyonu, başka terör örgütünün operasyonu falan olmazsa yoluna devam edecektir. Ha yok biz Fenerbahçe'nin yoluna taş koymak istiyoruz diyorsanız sürdürün bazı şeyleri. Ama başka Fenerbahçe yok. Takımımıza destek olmamız gereken 6 günlük süreç içerisindeyiz. 6 gün destek olun, gerisini izleyin, görün. Görüşmek üzere.